Leyla dikdörtgenler prizması şeklinde iki mum yapmış. Dikdörtgenler prizması demek, üç boyutlu dikdörtgenimsi bir şekil demek. Birinci mum 15 santim uzunluğunda, 8 santim genişliğinde ve 8 santim derinliğindeymiş. Peki, uzunluk 15 santim olacak. Genişliği 8 santim. Derinliği de yine 8 santim. Böyle çizebiliriz. Bu birinci mum. İkinci mum 5 santim daha uzun ama genişliği ve derinliği birinci mumla aynı. İkinci mumun 5 santim daha uzun olduğunu söylemişler. O da o zaman buna benzeyecek. Burası ve burası 8'er santim ama 5 santim daha uzun olduğu için buraya 20 santim yazacağız. Şahane! Daha uzun olan mumu yapabilmek için fazladan ne kadar bal mumu kullanılmıştır? Fazladan kullanılan bal mumunun ne kadar olduğunu bulabilmek için 5 santim daha uzun bir mum elde edebilmek için burada oluşan ekstra fazladan hacmin ne kadar olduğunu hesaplamamız lazım. Bu mumun burada olduğunu düşünürsek, uzunluğu 15 santimdi. Buraya 5 santimetre eklediysek buradaki hacmi bulmamız yeterli. Hacmin boyutları 8, 8 ve 5. 5 çarpı 8 çarpı 8. 5 kere 8, 40. 40 çarpı 8 de 320. Leyla'nın daha uzun olan mumu yapabilmesi için fazladan 320 santimetre küp bal mumu kullanması gerekiyormuş. Güzel. Bir sonraki soru. Bir üçgenin iki açısının ölçüleri 55 ve 65 dereceymiş. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin dış açılarından biri olamaz? Evet, sanırım önce dış açının ne olduğunu açıklasak daha iyi olacak. Evet, dış açı ne demek? Herhangi bir çokgenin Soruda üçgen verdikleri için bir üçgen çizsek daha mantıklı olacak. Evet, bu üçgenimiz olsun. Dış açılar üçgenin kenarlarını uzattığınızda oluşan açılar. Mesela bu bir iç açı. Bu kenarı böyle kesikli bir çizgiyle çekip uzattığımızda burada oluşan açı dış açı oluyor. Dış açının buradaki iç açının bütünler açısı olduğunu fark ettiniz, değil mi? Bu arada bu kenarı ister bu şekilde İsterseniz de bu şekilde uzatabilirsiniz ve burada da bir dış açı oluşturabilirsiniz. Ama dış açıdan bahsederken bu ikisinin toplamını almayacağız. Yani bu köşedeki dış açıyı kullanacağımız zaman ya bunu ya da bunu alacağız. İkisinden biri olacak. Bu iki dış açının ölçülerinin eşit olduğunu da hatırlatayım. İç açıyla bunu ya da bunu topladığımızda toplamları 180 eder. Evet, dış açının ne olduğu konusunda anlaştık. O halde soruya geri dönelim üçgenin iki açısının ölçüleri 55 ve 65 dereceymiş. Peki, bu 55, bu da 65 derece olsun. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin dış açılarından biri olamaz? Peki, buradaki tüm dış açıların ölçülerini bulabiliriz öyle değil mi? Ama isterseniz önce gelin işe buradaki iç açıyla başlayalım. İç açıların toplamı 180 derece olmak zorunda öyle değil mi? O zaman buna x diyelim, x artı 65 artı 55, 180 derece olacak. x artı 65 artı 55, 120 eder. x artı 120, 180'e eşitse, x 60 derece olacak. Hemen yazalım. Evet, buradaki iç açı 60 derece. Ve sıra dış açılarda. Eğer bu kenarı az önce yaptığım gibi bu şekilde uzatırsam, Burası 120 derece olur, öyle değil mi? Aynı şeyi bu kenara yaparsam, bu açının ölçüsü artı 65 180'dir. 180'den 60 çıkarıyor olsaydık 120 edecekti. 5 daha çıkarırsak 115. 180 eksi 65 115 etti. Bu köşedeki dış açının ölçüsü de 115. Son olarak buradaki kenarı da bu şekilde uzatırsam, bu açı 55'in bütünler açısı olduğu için ölçüsü 180 eksi 55. Yani 125 derece olacak. Doğru oldu mu? 180 eksi 60, 120 ise 180'den 55 çıkarsa 125. Doğru. Bu üçgenin üç dış açısı 125, 115 ve 120. Değil mi? Buradakilerden hangisinin dış açılardan biri olmadığını bulacağız. 125 dış açılardan biri olduğu için üzerine çizdik. 115'i ve 120'yi de çizelim. O halde cevap neymiş? Bulduğumuz dış açılardan hiçbiri 130 derece olmadığı için doğru cevap D seçeneği olacak. Bir sonraki. Bir çokgenin iç açılarının toplamı dış açılarının toplamına eşitse bu çokgen nasıl bir çokgendir? Ne tip bir çokgendir? İlginç. İsterseniz kendi kendinize çizimler yapıp deneyebilirsiniz bir çokgenin dış açılarının toplamının kaç derece olduğunu bildiğinizi varsayıyorum ama eğer bilmiyorsanız da bu çizimler sonucu çokgeniniz kaç kenarlı olursa olsun dış açılarının toplamının 360 derece olduğunu bulacaksınız. Mesela az önceki üçgen örneğinde eğer yanlış hatırlamıyorsam dış açılar 115, 125 ve 120 dereceydi değil mi? Bunları toplarsak 5 artı 5 10, elde var 1, 1 artı 2 artı 2 artı 1, 6 ve sonuç 360. Evet, biraz önceki soruda öyle eşkenar ya da ikizkenar da olmayan alelade bir üçgenin dış açılarının toplamı kaç dereceymiş? 360. İsterseniz gelin aynı şeyi bir dikdörtgen için yapalım. Evet, gelin çizelim. Bu dörtgenin dış açıları, mesela bu kenarı bu şekilde uzatırsak, buradaki dış açı 90 olur. 90 derece olur, öyle değil mi? Bunu uzatınca buradaki dış açı da yine 90 derece. Ve bu da, ve bu da. Ve ne oldu? 90 artı 90 artı 90 artı 90, 360 etti. Bu noktada herhangi bir poligonun yani çokgenin dış açılarının toplamının 360 derece olduğunu bilmenin son derece faydalı bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda en tane kenarı olan bir çokgenin dış açılarının toplamının 360 derece olduğunu kanıtlayacağız ama şimdi değil. Evet, bunu söyledikten sonra soruya geri dönelim. Soru neydi? Bir çokgenin iç açılarının toplamı dış açılarının toplamına eşitse bu ne tip bir çokgendir? Bu ifade aradığımız çokgenin iç açılarının toplamının da 360 derece olduğu anlamına gelir. Çünkü bir çokgenin dış açılarının toplamının 360 her zaman 360 derece olacağını biraz önce öğrendik. Kısacası bu soruda bizden hangi çokgenin iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu bulmamızı istiyorlar. Ve aradığımız çokgen tabii ki bir dörtgen herhangi bir dörtgenin iç açılarının aynen biraz önce burada gördüğümüz gibi 90 artı 90 artı 90 artı 90'dan 360 edeceğini biliyoruz. Sıradaki. Birkaç tanesini kopyalayıp yapıştırayım ki sürekli aynı şeyi yapmak zorunda kalmayalım. Bu arada sesim çok kısık, umarım rahatsız etmiyorumdur. X açısının ölçüsü nedir? Bu x açısı b köşesindeki açının dış açısı öyle değil mi? Peki sizce x'in kaç derece olduğunu nasıl bulabiliriz? Bu soruyu çözmenin bir kısa bir de uzun yolu var. Uzun yolda üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu bildiğimiz için önce bu çizdiğim açının ölçüsünü bulup bunu 180 dereceden çıkardığımızda da x'in kaç derece olduğunu buluruz. Ama biraz düşünürseniz ya da gelin önce soruyu uzun yoldan çözelim böylece kısa yolu daha iyi anlayacaksınız. 60 artı 25 85. Bu açıya da y diyelim. y artı 85, 180'e eşit olacak öyle değil mi? Buradaki 85'in 60 ile 25'in toplamı olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Ve burada da üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanarak bu denklemi kurduk. Ve şimdi iki taraftan 85 çıkardığımızda, y'nin 95 derece olduğunu buluruz y'nin kaç derece olduğunu bulduk, x'in de y'nin bütünleri olduğunu bildiğimize göre, x'i 180 eksi 95'ten 85 derece olarak bulduk. Evet, diyorsunuz ki bu mu uzun çözüm? Kabul ediyorum, öyle çok da uzun bir çözüm değildi ama kısa çözüm gerçekten çok kısa. Bakın, y artı 85'in 180'e eşit olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak y artı x'in de 180'e eşit olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Buradan da x'in 85'e eşit olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani y'ye 85 ve x eklediğimizde ikisinde de 180 elde ediyorsak x 85 derecedir. Demek ki üçgenlerde bir dış açı diğer iki iç açının toplamına eşitmiş. Gördüğünüz gibi kısa yol gerçekten de çok kısa ve sınavlarda zaman kazanmak için bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bir sonraki soru Düzgün bir çokgenin bir dış açısının ölçüsü 120 derece ise bu çokgenin kaç kenarı vardır? Düzgün çokgen demek çokgenin tüm iç açıları birbirine eşit demek. Dış açıları hakkında düşünecek olursak mesela şuraya bir köşe çizelim. Bu kenarı da uzatıp bir dış açı elde edeceğiz. Bu açının ölçüsü 120 dereceymiş. Buna göre aynı köşedeki iç açının da 60 derece olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Aynen öyle. Bu dış açının bütünleri olduğu için 60 derece olur. Peki hangi düzgün çokgenin iç açıları 60'ar derecedir diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Eşkenar üçgen, öyle değil mi? Düzgün bir çokgenin tüm iç açı ve kenarları eşit olacağı için hemen bir eşkenar üçgen çizelim. Eşkenar üçgen düzgün bir çokgendir. Tüm kenarları birbirine eşittir ve iç açıları da 60'ar derecedir.